Bundan binlerce sene önce, yeryüzünün büyülü dönemlerinde insan henüz üçüncü gözünü kaybetmemişken, efsanevi bir peygamber yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi olmuştur. Bu peygamber Hazreti Süleyman'dır. Asıl olarak peygamber, Kral Davud'un 19. oğlundan biridir. Hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de hikayeleri ve hayatıyla saltanatı anlatılır. Efsaneler şöyle der. Süleyman, Tanrı'nı seçip güçlendirdiği bir ailenin adaletli hükmeden oğludur. İsrail'in soyunun güçlü bir kralıdır. Temelden tanrısal bir görevi var. Bu görev nedeniyle daha önce ve daha sonra kimseye verilmemiş, veremeyecek bir saltanat diler Tanrı'dan. Böylece kendisine rüzgar, cinler, akarsu gibi akan metaller, kuşlar ve insanlardan oluşan ordular tahsis edilir. Rüzgara binip günlerce sürecek yollara hızla varır. Kuşları görevlendirerek düşmanın sahasına keşfe gönderir. Celil'in esrarengiz görünmez ve anlaşılmaz yetileriyle devasa saraylar, kaldırılması imkansız dev sanat eserlerini, binalar ve dalgıçların çıkaramadığı malzemelerden takılar akla gelmeyecek binbir güzel şey yaptırır. Dünyaya iman ederken güzelliği ve adaleti kurar. Süleyman efsanesini doruğa çıkaran yüzüktür. Her ne kadar dini kaynaklar bunu bu şekilde aktarmasa da gizem perdesi altında Tanrı'nın kendisine bir yüzük hediye ettiği söylenir. Bu öyle bir yüzüktür ki sayılı kişi ve meleklerin bildiği Tanrı'nın gizli ismi, ismi azam duası, Tanrı'nın bilinmeyen adı, yaratma ve hükmetme özelliği içerir. Elbette bu tür bir efsane güç düşkünü insanların başını döndürme yeter de artar bile. Kimi bilgilere göre Adem'in taşıdığı bir yüzüktür ve cennetten çıkarırken onu arşa bırakmış. Cebrail daha sonra bu yüzüğü Tanrı'nın isteğiyle Hazreti Süleyman'a getirmiştir. Terim aslen mührü Süleyman'dır. Ancak Türkçedeki ses uyumuna göre dile geçerken değişmiştir. Diğer bir deyişle de Hatemi Süleyman'dır. Batı dünyasında bildiğimiz çift üçgenin kesişimi olan mührü Süleyman aslında 5 kollu bir yıldızdır. 6 kollu yıldız babası olan Davut peygamberin kullandığı semboldür. Hazreti Süleyman aleyhisselamın mührü bir yüzüktü ki 4 köşeli bir taşı vardı. Bu yüzüğü Cebrail aleyhisselam cennetten çıkarıp Allahu Teala'nın emriyle Davut aleyhisselama getirdi. Bir köşesinde El mülkü lillah, yani mülk Allah'ındır yazıyordu. Cebrail aleyhisselam bu yüzüğü Davut aleyhisselama verip dedi ki: "Ey Davut, Hak Teala'dan sana bir yüzük ve 10 soru getirdim. Allahu Teala'nın buyruğu odur ki evlatlarını toplayıp bu 10 soruyu onlara sor. Kim doğru cevabı verirse senin yerine o geçsin. Devleri, perileri, Adem oğullarını, yerleri, kuşları, canavarları, dünyada ne varsa hepsini buyruğuna bahşedersin ki itaatli kılsın ve tüm dünyaya padişah olsun." Hazreti Davud aleyhisselam ekabillerinden, yüce insanlardan oluşan bir meclis kurup evlatlarını çağırdı ve bu meclis huzurunda tek tek sorularını bu 10 soruyu da yöneltti. Hiçbiri cevap veremedi. En son Hazreti Süleyman aleyhisselam ayağa kalktı. "Eğer izin verirseniz bu soruları ben cevap vereyim," dedi. Davut aleyhisselamın gönlü hoş oldu ve "Ya Süleyman, söyle bana," dedi. 1. Dünyanın en kem, en kötü şeyi nedir ki ondan daha kötüsü yoktur? 2. En güzel, en üstün şey nedir ki ondan daha güzeli, daha üstünü yoktur? 3. Dünyada en acı şey nedir? 4. Dünyada en tatlı şey nedir? 5. O nedir ki ondan daha çirkini yoktur? 6. Nedir ki o ondan daha kabası yok? 7. Yine o şey nedir ki ondan daha yakını olmasın? 8. Nedir o şey ki ondan daha ırağı yoktur? 9. Yine nedir o şey ki ondan daha gussalı, daha kaygı verici şey olmasın? 10. Nedir o şey ki ondan daha sevinçli şey yoktur? Süleyman aleyhisselam der ki: "Ey baba, bu sorduğun sorular çok kolay şeylerdir. 1. Dünyada en kötü şey insanoğlunun nefsidir ki ondan daha kötüsü yoktur. 2. Ondan daha güzel, daha üstün olmayan şey akıldır. 3. En acı şey yoksulluktur. 4. Çok tatlı olan şey varlıklı, zengin olmaktır. 5. İnsanoğlunda
Sürünmekten, küfürden daha çirkin şey yoktur. 6. Kaba, katı yürekli kadından daha kabası yoktur. 7. İnsanoğluna ahiretten yakın şey yoktur ve bütün kişiler ona gitmektedir. 8. Sonra dünyadan ırak başka bir şey yoktur ki insanoğullarından ıraklaşmaktadır. 9. Gayet gussa ve kaygılı şey ruhun bedenden ayrılmasıdır. 10. Gayet şad, sevinçli olan şey yine ruhtur ki insanoğlunda bulununca bu sevinci duyar diye cevap verdi. Yalnız her soruya cevap vermeden önce gülümsedi. Sonra cevap verdi. O zaman Davut Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam'a şöyle söyledi. Gerçek söyledin. Öyledir. Ama bu yüce insanların huzurunda neden her soruyu adaba aykırı olarak gülerek cevap verdin ya Süleyman Aleyhisselam? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyordum ama siz her soru sordukça cevabı bir karınca bana söylüyordu. Ben de size cevap veriyordum dedi. O zaman Davut Aleyhisselam dedi ki amaç Allah Celle Celaluhu'ya ulaşmak olduktan sonra vasıta isterse bir karınca olsun. Önemli değil. Süleyman'ın mührü anlamına gelen mührü şekli aslında kesin değildir. Belli bir tarihten sonra kabul edilmiş olan ve şimdi İsrail bayrağında da yer alan sembol İslam dünyasında da yüzlerce yıl kutsal olarak kabul edilmiş. Cami, medrese ve geçitlerde, mezarlıklarda, yüzüklerde, padişahların gömleklerinde tılsım olarak yerini almıştır. Daha sonraları ise farklılık yaratmak için sembol bazen 90 derece çevrilerek kullanılmıştır. Batı dünyası bazen büyük kitaplarına bazen notarik işareti olarak basit bir markası sonraları birçok akımın sembolü olmuştur. Süleyman peygamberin yüzükle olan ilgisi onun imtihandan geçişi şeklinde ele alınır. Yokluğunda bir cariyesine emanet ettiği yüzük mührü bir cin onun görünümünü alarak ele geçirir. Yokluğuna pek çok fitne fesat hazırlar. Örneğin tahtına büyük kitapları koyar ve iftira atar. Oysa Hazreti Süleyman yüzüğün yokluğunda kendisine dönecek ve gücünün kaynağı olan asıl çekirdeğini, özünü bulacaktır. Kur'an bu konuya aften şöyle der. Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar şeytanların okuyup duyduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı. İnsanlara büyü öğretiyorlardı. Bakara Suresi 102. ayet. Ayrıca Nemr Suresi'nde Süleyman peygamberin gelişini duyan karınca beynin kendi halkına seslenişi efsanevi Seba Malikesi'nin tahtının göz açıp kapayana dek ışınlanışı ve olağanüstü pek çok şey anlatılır. Hazreti Süleyman mabedini yaptırırken cinlere gerekli taşlar getirip yığmalarını ve parçalamalarını söyler. Taşlar parçalanırken öyle gürültü olur ki halk şikayet etmeye başlar. Bunun üzerine Hazreti Süleyman akıllı ve bilgili cinleri yanına çağırır ve onlara taşların gürültü çıkarmadan nasıl kıracaklarını sorar. İfrit, ey peygamber, bunu ancak çağır cini bilir der. Bunun üzerine cinlere onu getirmelerini emreder. O gelince aynı soruları sorar. Şar, ey Allah'ın peygamberi, taşı kesen bir taş olduğunu biliyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Kartalın yuvasına git, orada bulacaksın der. Hazreti Süleyman hemen bulun kartalın yuvasını der cinlere. Kartalın yuvasını bulup yavrularının üzerine bir cam fanus koyarlar. Kartal gidip onu görünce dönüp gider. İkinci gün sabahı kartal ağzına bir taşla girip camı kırar. Hazreti Süleyman bunu duyunca kuşu huzuruna getirtir ve ona bu taşı nereden bulduğunu sorar. Kartal, ey peygamber, onu batıda Samur dağında buldum der. Onun üzerine Süleyman o dağdan taşı getirtip taşlarını gırdırtır. Kur'an'da Sebe suresi 14. ayette şöyle yazar. Hazreti Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Bu surette yere kapanıp öldüğü anlaşıldı. Hazreti Süleyman mabedin yapılması süresinde her gün gidip yapıyı izler. Fakat bir gün sonunun geldiğini anlar ve mabet bitmeden ölürse cinlerin işi bırakacağından korkar. Çünkü Hazreti Süleyman'ın parmağındaki sihirli yüzük onları tutmaktadır. Onun için mabedin bir an önce bitmesini ister. O sırada mabedin bahçesinde bir ağaç büyümektedir. Ağaç ona benden bir sopa yap ve ona dayan der. Hazreti Süleyman ağaçtan bir sopa yapıp dua edeceği zaman sopayı kullanır ve duasında Rabbim benim ölümümü cinlere bildirme der. Allah duasını kabul eder.
Ruhu gider ama vücudu sopaya dayalı kalır. Onu öyle görenler canlı zannederler. O böylece bir yıl kalır orada. Cinler de onu anlamadan o işi bitirirler. Daha önce ağacın içine girmiş beyaz bir karınca ağacı yemektedir. Mabet bitince içinden oyulan ağaç da ağlığa dayanamayıp kırılır ve Hazreti Süleyman'ın öldüğü anlaşılır. Hazreti Süleyman'ın vücudu şerifi yere yığılır ve ona bakanlar öldüğünü anlarlar. Ve cinler işi derhal bırakıp giderler. Şu an günümüzde Kudüs'te bulunan cinlerin yapmış olduğu Mescid-i Beyt-i Makdis halen ayakta durmaktadır. Süleyman'ın tapınağının daha sonra Haçlı seferleri sırasında Kudüs'te arandığı, Templer şövalyelerinin yerini bulduğu ve kutsal bazı emanetlerle Avrupa'ya döndükleri iddia edilmiştir. Kimileri kutsal kade Gral'ı, kimileri felsefe taşını, kimileri ise Mührü Süleyman'ı bulduklarını düşünmüşlerdir. Tapınak Kral Süleyman'dan sonra yağmalanacaktır. Ancak o zamana kadar Musa peygamberden beri nesilden nesile saklanan Hazreti Musa'nın emaneti olan ahit sandığını muhafaza edecektir.